Sevgili canlar, herkese merhabalar. Siz insülinin hapını duydunuz mu hiç? İnsülin hapı. Duymadınız değil mi? Efendim, insülin şurubu. Duymadınız. İnsülin iğnesi vardır. Neden? Çünkü insülin dev bir proteindir. Bu protein mideye girer girmez, eğer bunu ağızdan alırsak, mideye girer girmez hemen yavaş yavaş pepsin dediğimiz enzimle karşılaşır. O pepsin bunu parçalar. Ondan sonra insülin özelliği zaten mideden çıkar çıkmaz kayboluyor. Daha sonra pankreatik enzimler başlar. İşte polipeptitlere, dipeptitlere, arkasından da en küçük yapı taşı proteinlerin aminasit biliyorsunuz. Aminasitlere kadar parçalanır. Sonra da bu insülinden küçücük bir parça bile kalmaz. Yani insülinin bütün özelliği kaybolur. Dolayısıyla kanda insülinin yapacağı herhangi bir fonksiyonu yapamaz. Çünkü parçalanmış aminasitlerden oluşan bir yığına dönüşür. Evet, ben bunu niye anlatıyorum? Ben bunu kolajen için anlatıyorum. Çünkü kolajen de aynı insülin gibi dev bir vücudumuzun kendiliğinden sentezlendiği, toplam proteinlerimizin üçte birini oluşturan, kendi kendine zaten sentezliğe geldiğimiz, milyonlarca yıldır biz bunu zaten yapıyorduk. Ta ki efendim 2015'lerde, 20'lerde birisi ya biz bunu kolajeni bir paketleyelim, şuruba sokalım, hapa çevirelim falan filan yapalım, satalım bunu. Yani kolajen dediğiniz şey balık çorbası. Kolajen dediğiniz şey kemik suyu, et suyu haşlama, tavuk suyu haşlama, tamam mı? Bunlar kolajendir. Yani o jelimsi yapıyı oluşturan şey kolajendir. Dolayısıyla kolajeni yuttuğunuz zaman hemen midede aynı insülinde olduğu gibi sindirim başlayacak. Kolajenin bütün parçaları ayrılmaya başlayacak. Pankreatik enzimlerle bu daha da küçük parçalara çevirecek. Aldığınız kolajen küçücük parçalara, yani aminosit parçalarına dönüşmek zorunda. Eğer aldığınız kolajen bağırsaklarınızdan böyle lap diye geçerse zaten çok ciddi bir bağırsak hastalığınız var demektir. Yani o da pek yaşamla bağdaşmaz. Ben bu konuya açıklık getirmek istedim. Kolajene bakıyorum da böyle ayda 400 lira, 1000 liraya kadar para harcıyorlar. Günde 3 defa kolajen alacaklarmış, günde 2 defa kolajen alacaklarmış. Lütfen buralara para yatırmayın. Paranızı sağlıklı gıdalara, güvenli gıdalara yatırın. Efendim organik gıdalara yatırın. Efendim bir ayda 500 lira, 700 lira, 1000 lira kolajene para vereceğinize ya arabanıza bir 50 liralık bir yakıt alın, 100 liralık bir yakıt alın. Çıkın şehrin dışına, gidin köylere. Oradan düzgün tavuk yumurtası bulun. Oradan düzgün tavuk alın, işte kuzu bakın, oğlak bakın. Yani paranızı böyle yerlere harcayın arkadaşlar. Lütfen bu konuya dikkat edelim. Kolajen deyip dünyanın masrafını yapmanıza gerek yok. Kolajen dışarıdan aldığınız zaman kan kolajeniniz de artmaz, doku kolajeniniz de artmaz. Onu vücudunuz kendi kendine ta anne karnından beri öleceğiniz güne kadar vücudunuz kendi ihtiyacı olan kolajeni eskiden beri sentezliyordu. Yine sentezler. Siz kolajen alsanız da kolajen almasanız da. Herkese iyi günler.